Tonguç Akademi'den herkes selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Güzel bir konuda yine karşınızdayız. Eski çağ medeniyetlerinde yönetim ve orduyu ele alacağız. Şimdi hazırsan ıs kesmeden başlayalım. Peki arkadaşlar öğrenme çıktılarımızda neyi göreceğiz? Yani eski çağda yönetenler ve savaşanları ele alacağız. Aynı zamanda Anahtar kelimelerimiz neler olacak? Onlu sistem, piramit, senato ve töreyi ele alacaksınız. Peki temel kabullerimiz neler? Eski çağ medeniyetlerinin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilmeniz beklenmektedir arkadaşlar bu konu içerisinde. İlk olarak arkadaşlar eski çağda yönetim ve ordu sistemleri içerisinde bir toplumun belli bir dönemde kültürü ve yaşam tarzı medeniyet veya uygarlık olarak adlandırılmıştır. Şimdi düşünün insanoğlu arkadaşlar taş devrini yaşadıktan sonra yavaş yavaş şehirleşmeye başladılar. Köyler şehirlere dönüşmeye başladı. Şehirler ise şehir devletlerine ve böylece uygarlıkların ortaya çıkması başlayacak. Benzer medeniyet özelliklerinin görüldüğü bölge ise medeniyet havzası denilmiştir. Mesela Mezopotamya bölgesi, Anadolu coğrafyası gibi yerler aslında bir nevi medeniyet havzası içerisinde yapmaktadır? Yer almakta. İlk olarak Mezopotamya bölgesine bakacağız. Aslında bereketli hilal diye adlandıracaksınız. Peki niye bereketli hilal diye adlandıracağım? Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunan verimli topraklara sahip bölgeye Mezopotamya diye ne yapılmıştır? Adlandırılacak. Mezopotamya adı Eski Yunanca'da nehirler arası anlamına ne yapmakta gelmekteydi. Bu yüzden Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeyi adlandırmak için kullanılmaktaydı. Bölgede suyun bol olduğu ve bereketli toprakları sahip olması, ticaret yolları üzerinde bulunması sebebiyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Aslında Mezopotamya'da 5 tane uygarlık göreceksiniz. Sümerler, Akatlar, Babiller, Elamlar, ve Asurlar gibi medeniyetlere beşiklik yapacak Mezopotamya coğrafyası. Mezopotamya Nil Vadisi ve Levant ile birlikte bereketli hilal olarak adlandırılan bölgenin bir parçası olarak kabul edilecek. Bu bölgede insanlık tarihinin ilk yerleşik hayata geçişlerinin yaşandığı yerlerden biri olarak kabul edilir. Mesela şöyle bir geçmiş videomuzu hatırlayın. İnsanlık tarihinin ilk köy yerleşmesi neresiydi? Diyarbakır Çayönü bölgesiydi. Aslında Diyarbakır Çayönü bölgesi yine Mezopotamya kuşağının içerisinde girmektedir. Yemekte. Yine Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'yi bu anlamda ne yapabilirsiniz? Söyleyebiliriz. Peki gelelim Sümerler. Yani dünya medeniyetinde bildiğimiz ilk medeniyetimiz Sümerler. Şimdi neler yaptılar? Dünyaya nasıl bir katkı sağladılar? Hadi gelin bunu ele alalım birlikte. Milattan önce 4000 ve 2350 yıl arasında yaşamış olan Sümerler yazıyı bulmalarının yanı sıra dünya uygarlığına birçok alanda katkıda bulunacaklar. Şimdi bakın yazıyı bulunması demek insanlık tarihini değiştirecek. Neden? Çünkü arkadaşlar ben tarih öncesi devirleri bitirerek artık tarihi neylere geçtim? Devirlere geçeceğim. Yani tarihi devirler diye adlandırdığımız İlk çağ medeniyeti neyle başladı? Aslında Sümerlerin milattan önce 3200'de yazıyı bulmasıyla başlayacak. Kent devletleri şeklinde organize olan ve başlarında ensi veya patsa adı verilen yöneticilerin bulunduğu kentler sürekli olarak birbirleriyle mücadele halinde bulunmuştur. Peki sana yorum yap dedi hocam. Sen nasıl bir yorum yapacaksın? O zaman demek ki Sümerlerde siyasi ne yoktur diyeceksin? Birliktelik yoktur diyeceğiz. Şimdi şöyle bir düşün bakalım. Şimdi biz bunlara genelde arkadaşlar site adı verilen neyler diyorsunuz? Şehir devletleri diyeceksin ve bu şehir devletleri sürekli kendi aralarında ne yapacaklar? Mücadele edecekler. Peki Mezopotamya'da bulunan Sümer bölgesindeki şehir devletleri kimlerdi önemli olan? Uruk, Ur, Kiş, Umma, Nipur, Lagaş, Erudu, Esin ve Larsa arkadaşlar Sümerlerin önemli şehir devletleri içerisinde yer almaktaydı. Sami kökenli Akatlı Sargon'un Uruk kralı Lagazaki'ye yenilgi uğratan yönetimi ele geçirmesiyle birlikte Sümerler siyasi güçlerini kaybederek ancak kültürel anlamda uzun bir süre Mezopotamya'da var olmaya ne yaptılar? Devam ettiler diyeceksiniz. Geldim Akatlar. Akatlar M.Ö. 2350 ile 2150 yıl arasında varlığını sürdürdüler. Akat İmparatorluk adı verilen sistemin temellerini attılar. Çünkü arkadaşlar bu adamlar şehir devletleri şeklinde yoktu. Başkentleri neresiydi dersek Agade'ydi. O zaman bakın bir başkent var. Sümerler'de şehir devletleri vardı. Siyasi bir birliktelik yoktu. Ama Akatlar'da arkadaşlar ne görüyorsunuz? Bir başkent görüyorum. O zaman demek ki bu adamlar siyasi birliklerini ne yaptılar? Sağlamaya başladılar. Akat Kralı Sargon ve Sargon'un torunu Naramasin arkadaşlar zamanında başarılı seferler yapacak. Sargan ve Naramsin Anadolu'ya düzenlediği seferlere ilişkin kayıtlar Anadolu tarihi hakkındaki ilk kayıtları ne yapmaktaydı? Oluşturmaktaydı. Başkentleri dedik ki Agade dedik. Akat İmparatorluğu arkadaşlar Rag Zagroslardan gelen Gutiler tarafından ne yapılmıştır? Yıkıldılar diyeceksiniz. Geldim Asurlara. Dönemin en önemli arkadaşları aslında bir nevi ticaret toplumu diyebilirsiniz. Ve aslında dünyada ilk kara kolonucinde ne yapmışlardır? Başlatacaklar. Asurlar M.Ö. 21. yüzyılda arkadaşlar kent devletleri olarak kuruldu ve Asurlar adına da bir kent kurdukları Tanrı Aşur'dan gelmekteydi. Kuzey Irak dağlarında hakimiyet kuran Asurlar Anadolu'da ticaret kolonileri kurdular ve Anadolu'ya bu sayede neyi getirdiler? Yazıyı getirdiler ve böylece Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasını ne yapmışlardır? Sağladılar diyeceksiniz. Peki genelde nerede göreceğiz dersek Kayseri Kültepe tabletleri bunun en önemli örnekleri içerisinde yer almakta. Bir de unutmayın hemen bir anekdot verelim. Bunların Anadolu'ya kurdukları ticaret merkezlerine ne ad verilir dersek Karum adı ne yapılmıştır? Verildi diyeceğiz. Asurlar savaş ve diplomasinin gücünü kullanarak devrin en güçlü imparatorluk haline gelecek. Çünkü biliyorsunuz ki ticaretle uğraşırsanız her zaman güçlenirsiniz. İnşa ettikleri saraylardan duvarlarına kazıttıkları röflelerle birlikte Asurlar acımasızlığını ve gücünü gözler önüne ne yapmaktaydı? Sermekteydi. Asurlar M.Ö. 612 dolaylarında Met ve Babil saldırılarının neticesinde başkent Ninova'nın düşmesiyle ne yapmışlardır? Yıkıldılar diyeceğiz. Geldim Babil İmparatorluğundan bahsedeceğiz. M.Ö. 20. yüzyılda Babil kenti taraflarında etrafında ortaya çıkan Babil'lerin en önemli hükümdarlarından birisi... Hamur abiydi. Hamur abinin çok güzel bir reform hareketi vardı. Diyordu ki ben yönetimi dine değil orduya dayandıracağım diyerek dünyada ilk kez mutlak neyi kuracaktı? Krallığı kuracaktı. Ve bunun için bir anayasaya ihtiyaç vardı. Ve dünyanın ilk anayasasını yapacaktı. Dünyanın ilk anayasası neydi dersek aslında Hamur abi kanunlarıydı. Kısasa kısas. Sağ ile hırsızlık yaparsan sağ elini keser. Sol gözle yan bakarsan sol gözünü oyarım felsefesi aslında Hamur abinin arkadaşlar sert kanunları ortaya çıkarttığını bize göstermekte. Kültürel anlamda Mezopotamya'yı etkilemiş olan Babiller dünyanın yedi harikasından birisi olan Babil'in asma bahçelerini inşa ettiler yetmedi. Bir de dünyanın en önemli arkadaşlar kulelerinden birisi olan Babil Kulesi'ni inşa edecekler. Babil Kulesi'nin efsane bir hikayesi var. Babiller inançlarına göre arkadaşlar çok tanrı bir yaşam tarzında tanrıya ulaşmak istediler ve dönemin en büyük kulelerinden birini yaptılar. Yalnız arkadaşlar kuleyi yaparken tanrı bunlara kızdı ve inşaatta çalışan her işçiye farklı bir dil verdi. Ve inşaattaki işçiler birbirleriyle anlaşamamaya başladılar. Ve böylece arkadaşlar bu inşaattaki işçiler dünyanın dört bir yanına dağıldığını ve böylece dünyada dillerin ortaya çıktığını yapılmaktadır, söylenmektedir. Hamur abinin ölümünden sonra siyasi ve askeri anlamda ön plana çıkamayan Babiller, Asur'un yıkılışında başrol oynadıktan sonra tekrar Mezopotamya'nın önemli bir bölümüne hakim olmuşlardır. Ancak Perslerin durdurulamaz yükselişiyle birlikte M.Ö. 539 yılında yıkılarak tarih sahnelerinden silinmiştir. Geldim bizim için yine önemli olan bir medeniyet. Mısır Medeniyet Havzası. Mısır Nil Nehri etrafında ortaya çıkan bir medeniyettir. Yani bugünkü Mısır medeniyeti. Yani bugün Mısır coğrafyası. Arkadaşlar genelde Nil Nehri bereketli bir havzaya sahip olmasıyla birlikte aslında kendi kendini etkileyen bir medeniyet olarak göreceğiz. Kuzeyinde Akdeniz, güneyinde Nubia ye yer aldığı Mısır medeniyet havzasında doğu batı yönünde çöllerle çevrilir. Bu da bölgenin saldırılardan uzak kalmasını ne yaptı? Olanak sağlamış ve Nil etrafındaki alanlarda ve Delta'da yapılan tarım medeniyetinin büyümesiyle etkili olmuştur. Eski Mısır tarihi kurucu kralları kabul edilen Narmer'in arkadaşlar milattan önce 3050 yılında iktidarıyla başlamakta ve milattan önce 30'da arkadaşlar Ptolemaeus hanedanının Roma tarafından yıkılmasıyla sona ermektedir. Anadolu medeniyetine gelelim. Anadolu medeniyeti yani biz medeniyetlerimizden bahsedeceğiz. Asya'nın en batısında yer alan Anadolu'ya Romalılar güneşin doğduğu yer anlamına gelen Anatolia adını vermişlerdir. Yani aslında Anadolu'nun bir diğer adı da Anatolia'dır. Anadolu medeniyet havzası Mezopotamya, Mısır ve Akdeniz medeniyet havzalarını etkilemiştir. Ticaret yolları üzerinde kıtaları birbirine bağlayan Anadolu hem önemli su kaynaklarına, tarım arazilerine ve yeraltı kaynaklarına sahip olan memleketin en güzel noktalarından biridir. Peki Anadolu Havzası'nda kurulan en önemli medeniyetlerden ilki hangisiydi? Tabii ki Hititlerdi. Hititler ilk izlerinin tarihi M.Ö. 20. yüzyıllarda dayanan Neşa'da yani bugünkü Kültepe'de rastlanılmıştır. Hititlerin kökeni Anadolu'nun en eski toplumlarından olan Hatatiler'de dayanır. Hititler kendilerinin Atatürk'ü anlamına gelen Hititli olarak adlandırmışlardır. Hatta diğer isminde çok garip gelecek size arkadaşlar. Eti diye de ne yapabilirsiniz? Adlandırabilir. Hititler milattan önce 17. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasında bugün dünyanın merkezi diye kabul edilen Çorum'da yer alan Hattuşaş merkezi büyük bir imparatorluk kurdular. Yani aslında baktığınız zaman şunu söyleyebilirim. Medeniyet havzaları genelde ırmak kenarlarına kuruldular. Yani baktığımızda Çorum'da bugün Kızılırmak Nehri ne yapmakta? Akmakta ve o yüzden de Çorum'u önemli bir merkez haline ne yapmaktadır? Getirmektedir diyeceksiniz. Yine baktığımız zaman arkadaşlar Hititler Mısırlarla milattan önce 1274'te Suriye coğrafyasına sahip olabilmek için dünyanın ilk meydan savaşı olan Kadeş Savaşı'nı gerçekleştirdiler. Ancak iki tarafta birbirine kesin bir üstünlük sağlayamamasının sonrasında dünyanın ilk yazılı anlaşması yapıldı. Peki bu dünyanın ilk yazılı anlaşması neydi? Kadeş Barış Anlaşması'ydı. Bu da dünyanın ilk arkadaşlar bilinen antlaşması olarak tarih sahnesinde yerini aldı. İyonun coğrafyasına geldiğimizde İyon bugün aslında İzmir coğrafyasında önemli bir yer. İyonlar Avrupa medeniyet havzasından etkilenmiş olan bir Anadolu medeniyeti olarak kabul edilir. Milattan önce 13. yüzyılda Anadolu'nun batısında Büyük ve Küçük Menderes havzalarında şehir devletleri olarak örgütlenmişlerdir. Bakın o zaman şehir devletleri varsa demek ki İyon coğrafyasında siyasi bir birliktelikten bahsedemeyeceğiz ama özgür düşüncenin hakim olduğunu göreceksiniz. Uzak bölgelerde kurdukları ticaret kolonileri sayesinde zenginleşmişler, Anadolu'nun batısında birçok imar faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Efes, Milet, Foça, İzmir, Sisam, Sakız, İonya kentlerinin önemli şehirleri içerisinde yer almaktadır. İşte Thales, Pisagor, Hipokrat gibi önemli isimler de İon coğrafyasında yaşamış ve dünyaya önemli katkı sağlamış bilim ve filozof insanlar içerisinde yer almaktaydı. Urartu coğrafyası. Bugün doğuya doğru yola çıkacağız. Van bölgesine gideceğiz. Huri kökenli bir topluluk olan Urartular başlangıçta Uratri yani Nari adı verilen birçok küçük krallıktan oluşmaktaydı. Milattan önce 9. yüzyılda Doğu Anadolu, Güney Kafkaslar ve Kuzey İran'da içerisine alan coğrafyada bir devlet kuran Urartular tarihleri boyunca Asur başta olmak üzere çeşitli düşmanlarla mücadele ettiler. Başkentleri bugün Dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan Van yani Tuşba bölgesiydi. Urartu Devleti'nin inşa ettiği kaleler, saraylar, tapınaklar ve su kanalları günümüze kadar ulaşmıştır. Hatta bugün Mardin'e ziyarete gidersiniz, hala Urartulardan kalma sulama kanallarının kullanıldığını ne yapmaktasınızdır? Görmektesinizdir. Urartu Devleti M.Ö. 6. yüzyılda İran'dan gelen Medler yani Perslerin atası kabul edilen Medler tarafından yıkılacaklar ve tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. Yani Friglerden bahsedeceğiz. Ege göçlerinin neticesinde Anadolu'ya gelip yerleşen Firikler M.Ö. 8. yüzyılda Sakarya Nehri çevresinde Firik Devleti'ni kurdular. Firiklerin başkentlerinin isim kurucusu Gordios olan Ankara sınırları içerisinde Gordion'dur. Yani bugün Polatlı'ya gidersiniz arkadaşlar Gordion bölgesini görürüz. Firiklerin en önemli kralları ve efsanesi kimdir dersek Kral Midas'tır. Ama Midas tarih sahnesine eşek kulaklı Midas olarak geçer. Peki neden eşek kulaklı olarak kalmıştır? Midas tanrılarla kavga eder. Tanrılar ona ceza olsun diye eşek kulağı yapar. Saraya bir gün bir berber çağırır. Kaskını bir çıkarır arkadaşlar. Berber kulakları görür. Gülümser ve Midas der ki eğer bunu birine söylersen seni öldüreceğini iddia eder. Bunun üzerine tabii ki berber korkar ama insanoğludur. Tabii ki bunu birine söylemelidir ve sonrasında berber dayanamaz kuyuya bağırır. eşek kulaklı midas diyecek. Kuyunun yankı yapmasıyla birlikte köyün Arkadaşlar hepsi bunu duyar ve Midas tarih sahnesine eşek kulaklı olarak kalmıştır. Aynı zamanda arkadaşlar kanunları da serttir. Çünkü Ankara coğrafyası tarıma dayalı bir toplum olarak kabul edilecek. Ve bu yüzden de Frig kanunlarında şunu söylüyor. Eğer ki öküzü öldürürsen, öküzün sabanını kırarsan senin cezan ölümdür. Peki sizce çok tanrılı inanç yapısı içerisinde Friglerin en önemli tanrısı kimdir? Görselde de gördüğünüz gibi arkadaşlar bereket tanrısı Kibele olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Frig devleti Kafkasya'dan gelen Kimerler tarafından M.Ö. 7. yüzyılda yıkılmışlar ve tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Gelelim İzmir yani bugün Manisa bölgesine doğru yola çıkıyoruz. Manisa'da parayı bulan, parayı dünyaya tanıtan bir toplum olan Lidyalılardan bahsedeceğiz. Milattan önce 7. yüzyılda Gediz Ovası'nda kurulan Lidya Devleti'nin başkenti bugün Manisa'dır. Yani Sardes diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Parayı kullanan ilk topluluk olan Lidyalılar devrin en önemli ticaret güzergahlarından birisi olan kral yolunu kullanmışlar ve zengin altın kaynaklarına sahip olmasıları sayesinde büyük bir zenginliğe ulaşmışlardır. Lidya devleti milattan önce 546 yılında Pers kralı Kirus tarafından yıkılacak ve tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Peki şöyle Avrupa'ya doğru gidelim. Avrupa coğrafyasında kimler var? Sami dillerinden güneşin battığı yer anlamındaki Arap kelimesinde türeyen ve bu Yunanca'da Avrupa haline almış ve Adalar Denizi'nin batısındaki ülkeler içinde kullanılmıştır. Avrupa kuzeyde Arktik Okyanusu, batıda Atlantik Okyanusu, güneyde Akdeniz ve doğuda Asya ile çevrili bir kıtadır. Kıta tarih öncesi devirlerden itibaren insanoğluna ve ev sahipliği yapmış Yunan ve Roma gibi köklü medeniyetlerden meydana gelmiştir. Peki gelelim Yunanlılara bakalım. Yunan şehir devletlerinden bahsedeceğiz. Ege Denizi'nin etrafında alanda ortaya çıkan Yunan şehir devletleri Avrupa medeniyetinin oluşmasına önemli katkıda bulunmuştur. Hatta bugün Avrupalılar kendilerini Yunanların arkadaşlar ataları yani daha doğrusu Yunanlar onlar ataları olarak ne yapmakta görmekte. Bu şehirlerin en önemlisi arkadaşlar Atina, Sparta, Lorinent gibi şehirlerdi. İki önemli kentti. Bu şehirler dış tehditlere karşı birlikte hareket ederken barış zamanlarında genellikle birbiriyle çekişme halinde olmuşlardır. Atina şehir devletinin güçlü bir donanması varken Sparta'nın piyadelerden oluşan koca bir kara ordusu olmaktaydı. Atina Sparta rekabeti birçok savaşa sebep olduğundan Yunan şehir devletlerinin aralarında birlik sağlanması uzun bir süre mümkün olmadı. Yani bunlar siyasi bir birlikteliği sağlayamadılar. Ama kültürel birlikteliği sağlamışlar mıdır dersek? Evet kültürel birlikteliği sağladılar. Peki nereden çıkartacağız biz bunu? Arkadaşlar olimpiyat oyunlarından çıkartacaksınız. Tanrılarını mutlu edebilmek için 4 yılda bir olimpiyat oyunlarını düzenlediler. Geldim Romalılar. Devrin en önemli coğrafyalarından ve uygarlıklarından bir tanesi. Milattan önce 753'te temelleri İtalya'da atılan Roma Krallığı, milattan önce 509 yılında bir ihtilalle cumhuriyete dönüştü. Bu süreçte yayılmacı bir anlayış sergilenen Roma, devrin en güçlü ordusunu kurmaktaydı. Çünkü bütün Akdeniz havzasına hakim olan ilk ve tek uygarlıktı. Roma Cumhuriyeti milattan önce 27'de yerini imparatorluğa bırakmış. Roma bu iki dönemde sınırlarını genişleterek eyaletlerden oluşan küresel bir devlet haline gelmişti. Sahip olduğu toprakların bağını güçlü tutmak için iyi organize olmuş ve yollar inşa etmişti. Hatta bugün hala Anadolu coğrafyasında Roma yollarına ne yapmaktasınız? Rastlamaktasınız. Fakat Roma için kötü bir anı gerçekleşecekti. Avrupa'daki barbar kavimlerin baskıları sonrasında bir kavimler göçü ortaya çıktı. Bu kavimler göçü sonrasında büyük imparatorluk olan Roma, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Roma, Bizgot ve Vandalıların saldırıları sonucunda yıkılarak 476 yılında tarih sahnesinden çekilmiş ve Doğurama ise 1453 yılında 21 yaşındaki bir delikanlının yani mükemmel bir imparator olan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla tarih sahnesinden çekilmiştir. Makedonya uygarlığına gelelim. Milattan önce 12. yüzyılda dar göçleriyle temelleri atılan Makedon devleti 2. Filip ile güçlü bir ordu kurarak Yunanistan'ın büyük bir bölümüne hakim oldu. Fakat Filip'in ölümüyle birlikte tekrar isyanlar başlayacak ve oğlu Alexander yani tabiri şahitse sizin duyduğunuz Büyük İskender milattan önce 4. yüzyılda Yunan şehir devletlerini tekrar düzen sağladı ve doğuya doğru yöneldi. Pers devletine son veren Asya'nın güneyinde ise Indus Vadisi'ne kadar alan toprakları Afrika'da Mısır'ı ele geçirmiştir. Doğu ve Batı kültürünü birleştirerek bir sentez haline getirmek istedi. İşte biz buna bir kültür dedik. Ne kültürü deriz dersek eğer Helen kültürü meydana geldi. İskender'in ölümünden sonra toprakları Diyotlar adı verilen komutanlar arasında bölüşülmüş ve zamanla Roma hakimiyetine girmiştir. Ne dedik? Makedonya Krallığı 3'e ayrıldı. Mısır Krallığı, daha sonrasında Asya Krallığı ve Makedonya Krallığı olarak 3'e ne yaptı? Ayrıldı diyeceksiniz. Ve en önemli kişi kimdir dersek de Büyük İskender yani Alexander olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Geldim Türkistan medeniyet hafızasından bahsedeceğiz. İranlılar ve Araplar Türklerin yaşadığı Orta Asya'yı Türk yurdu anlamına gelen Türkistan olarak adlandırmışlardır. 6. yüzyılın Batılılar tarafından... Türkiye yani Türkiye olarak adlandırılması olan bölgede kuzeydoğuda Baykal Gölü, güneybatıda Gobi Çölü'nden başlayıp batıda Hazar Denizi'ne kadar uzanmaktaydı. Türkistan'da genellikle konar göçer halde yaşayan Türkler, kağanın liderliğinde boy federasyonu şeklinde örgütlenmiş, konar göçer hayatın etkisiyle teşkilatçı bir yapıya sahip olmuşlardır. Peki tarih sahnesinde bilinen ilk Türk topluluğu kimdi dersek aklımıza kim gelecek? İskitlerden bahsedeceğiz. İskitler ya da diğer isminde Sakalar, konar göçer bir topluluk olan ve milattan önce 9. yüzyılda Türkistan'da baş gösteren kıtlık ve kuraklık sebebiyle Hiyong Hunular yani tabiri caizse Hunların giriştikleri mücadeleyi kaybederek önce Karadeniz kuzeyine göçmüşler ve Atlı savaş alanlarında çok etkili kullanan İskitler sonra batıya ve güneye doğru hareketle Anadolu ve Mezopotamya'da süvari birliklerinin kullanılmasına öncülük etmişlerdir. İskitler Anadolu ve Mezopotamya'nın siyasi ve demografik yapısında da önemli etki sağlayacaklar. Hatta unutmayın dünyanın bilinen ilk kadın hükümdarı da İskitlere aittir. Kimdir peki bu dersek Tomris Hatun olarak ele alacağız. Asya Hunları, M.Ö. 220 yılında kurulan Asya Hun Devleti, Türklerin Asyaların içerisinde kurdukları bilinen ilk Türk Devleti olarak bilinmekte. En parlak dönem M.Ö. 209 yılında Metin'in Kaan olmasıyla birlikte Asya Hunları seferler düzenleyerek Çin İmparatorluğu'nun yenilgiye uğratmışlardır. Asya Hun Devleti tarihi Türk tarihi açısından ordu yapılanmasından devlet teşkilatına kadar birçok alanda ilklerin ortaya konulduğu bir devirdir. Neden? Çünkü dünyanın, daha doğrusu dünyanın demişiz, Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurması, onluk sistemi oluşturması, ıslıklı oku icat etmesi, hilal ya da diğer ismine Turan taktiğini uygulaması, savaşçı özelliklerinin ön plana çıktığını bize göstermekti. Asya Hunları Çin entrikalarının da etkisiyle artan taht kavgaları sonucunda güney ve kuzey olmak üzere ikiye ayrıldı. Ve sonrasında hem komşularıyla hem de Çinle olan mücadelelerin neticesinde tarih sahnesinden çekildiler. Sümerlerin yönetim ve ordu sistemi nasıldı peki? Milattan önce arkadaşlar 3200'de yazının mucidi olan Sümerler devletlerin ortaya çıkmasını sağlayacak siyasi örgütlenmeyi de meydana getirerek dünya tarihinin seyrini değiştirdiler. Sümerler 30'un üzerinde şehir ve kasabanın bulunduğu Güney Mezopotamya'da kuruldular. Her büyük şehirle krallık gibi örgütlenmiştir. Krallar devletin idari etkisini ellerinde tutmanın yanında başrahip, başkomutan ve baş yargıç olma niteliklerine de sahipti. Mısırların yönetimi ve ordu sistemi nasıldı? Milattan önce 3000 yılda Nil havzasında aşağı Mısır ve yukarı Mısır birleşmesiyle büyük bir devlet haline gelen antik Mısır krallığında yönetilmeye başlandı. Milattan önce 2950-332 yılları arasında 30'un üzerinde hanedanın yönetimi ele geçirdiği dönemler yaşanmıştır. Mutluk güce sahip olmak için Mısır kralları dedi ki ben sizin hem tanrınızım hem de kralınızım dedi. İşte biz bu kişilere Firavun diye adlandırdığım krallar ortaya çıktı. Bu krallar anıtsal mezarlar yani piramitler inşa ettiler ve Mısır kralları zamanla Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilmeye başladı ve tanrısallaşmaya başlamışlardır. Yani unutmayın Tanrı arkadaşlar artı kral olduklarını söylediler. Ve bu tanrı krallar kendileri için ölümden sonra yaşama inandıklarından dolayı piramitleri ne yapmışlardır? İnşa ettirdiler diyeceğiz. Gerektiğinde asker gönderen ve kral adına vergi toplayan valiler merkezden bağımsız hareket edebilmiştir. Zamanla valilerin askeri yükümlülükleriyle mahkeme ve tapınaklardaki yükümlülükle ortadan kaldırılarak eyaletlerin başına kral tarafından görevliler atanmıştır. Askeri ve sivil üst düzey görevleri hanedan üyesi soylular getirilmiştir. Mısır ordusu başlangıçta valilerin topladığı milis kuvvetlerden oluşurken sürekli savaş halinde olmayan devlette de düzenli bir orduya da çok da fazla ihtiyaç duyulmamıştır. Fakat iç kargaşa ve isyanlardan ders alınarak gençlerden oluşan bir ordu ne yapıldı kuruldu diyoruz. Akatların yönetim ve ordu sistemi nasıldı? Günümüzde Bağdat'ın güneyinde kalan bölgede milattan önce 2350 ve 2150 yılları arasında devlet olarak varlığını sürdüren olan Akat krallıkla krallıkla yönetilmiştir. Sami kökenler tarafından kurulan devlet zamanla Mezopotamya'nın tamamına hakim olarak çok uluslu bir yapıya kazanmıştır. O yüzden de dünyanın bilinen ilk imparatorluğu olarak da ne yapılmaktadır? Kabul edilmektedir. Şehir devleti modelinde büyük devlet modeline geçen Akatlar, krallar dünya hakimi olarak anılmış ve Akat devletinde dünya imparatorluğu ve tanrı krallığı olarak da nitelendirilmiştir. Düzenli ve güçlü bir ordunun yanı sıra güçlü bir yönetim organizasyonuna sahip olmaları Akatları öne çıkartmış ve Akatlar dünyanın ilk daimi ordu sistemini kurmuştur. Fakat ordu ihtiyaçlarının karşılanması için düzenli bir sistem tam anlamıyla kurulamamıştır. Kral Sargon ve onun torunu Kral Naramis'in hareket ve kabiliyeti olan güçlü ordularıyla merkezden uzak bölgede seferler düzenleyerek ordunun ve başkentin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışılmıştır. Ancak Akat nüfusunun farklı din ve ırklardan oluşması ülkede sık sık taht kavgalarının yaşanmasına sebep olmuş. Bu da merkezden uzak bölgelerdeki hakimiyetin zayıflamasına yol açmıştır. Hititlerde peki ordu ve yönetim sistemi nasıldı? Milattan önce 1650 ve 1190 yılları arasında Anadolu'da varlığını sürdüren Hitit krallıkla yönetilmiştir. Hitit kralları öldükten sonra tanrı olarak anılmış, kralların ruhlarına kurbanlar sunularak ayinler yapılmıştır. Kral öldükten sonra onun soyundan gelen varisi tahta çıkmıştır. Hatta ülkelerine bin tanrılı İl adı ne yapıldı? Verildi. Güney Batı Asya ve Mısır'la etkileşim artması sonucu Hitit krallarının yetki ve otoritesi genişlemekteydi. Krallar büyük kral, imparator ve tanrının gözdesi gibi ünvanlarla anılmış. Krallar fırtına tanrısı, yeryüzündeki temsilci olarak başrahip ve başkomutan ünvanlarına sahip olmuşlardır. Hitit devletinde memurlar idari, askeri ve dini işlerden sorumludur. Üst düzey görevlerin bulunduğu Pankuş adı verilen bir meclis vardı. Bakın bir meclisin olması aslında bir demokratik yapıya sahip olduğunun göstergesidir. Sorumlulukları oldukça geniş olan ve bütün işlerinde kralları karşı sorumlu olan baş yardımcı konumundaki saray görevlisi, kral adına başkent Hattuşaş'a uzak olan sınır bölgelerini idare etmekteydi. Yolların, kanalların ve tapınakların bakımını yaptırmış, vergi toplamış ve kalelerde asayiş sağlamıştır. Başka önemli bir görevi ise muhafız alayının komutanlığıdır. Hitit ordusunun başat unsurlarının piyadeler ve savaş arabaları askerleriydi. Piyadeler, savaş arabaları askerlere nispetle daha kalabalıktı. Piyadelerin temel birliği hür erkekler arasından askeri mesleğe girenler ve imparatorluğun çeşitli bölgelerinde askere kaydedilenlerden oluşmaktaydı. Savaşlarda asıl vurucu unsurlardan olan piyadeler aynı zamanda sınırlardaki kalelerin güvenliğini sağlamak ve isyanları bastırmakla görevliydiler. Romalılara geldiğimizde Roma devleti günümüzde İtalya sınırları içerisindeki Roma'da bir şehir devleti olarak kuruldu ve sonra çok geniş bir alana hakim olmaya başladılar. Şehir devleti ölçeğinde olduğu dönemde krallıkla yönetilen Roma İmparatorluğu, Roma 3000 klandan oluşmuş ve yalnızca bu klanlardan birine üye olan yetişkin erkekler Yurttaşlık haklarına sahip olmuştu. Bu kulanların birbirine mensup olmayanlar, siyasi haklara sahip olmadıkları gibi askerlikte yapamazlardı. M.Ö. 509'da Cumhuriyet idaresine geçilmiş Aristokratların egemen olduğu bu sistemde kralların yetkileri iki yüksek devlet memurunda toplanmıştı. Konsul denilen bu yetkileri idari konularda senatoya danışırdı. Milattan önce 27'de imparatorluk dönemi başlamış. Bu yönetim sisteminde hükümdarın yetkileri artmış ve senatonun yetkisi ise azalmıştı. Zamanla yönetim sistemi mutlak monarşiye benzer bir hal almaya başladı. Paganizmin hakim olduğu, din olduğu ve başta Sezar olmak üzere hükümdarların baş başrahip ünvanlarını kullandığı Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlık ilk ortada çıktığında devlet tarafından yasaklanmış, sonrasında Milano Fermanı ile Roma Hristiyanlığı resmi bir din olarak kabul etmişti. Roma Devleti güçlü, düzenli, disiplinli bir orduya sahip ve ordunun çoğunluğu piyadelerden oluşmakta ve her Roma yurttaşı asker kabul edilmekteydi. Zamanla askeri daha fazla ihtiyaç duyulması üzerine paralı askerler arkadaşlar alınmaya başlandı. Roma ordusu lejyon adı verilen askeri birliklerden oluşmuş askerler de lejyoner olarak adlandırılmaya başlanmıştı. Çoğunlu piyade olan lejyonerler zırh, mifer ve yakın dövüş sanatlarıyla donatılmıştı. Asya'nın devletinde peki ordu sistemi nasıldı? Eski çağ Türklerinde günümüze kalan yazılı kaynak bulunmaması dolayısıyla bu dönemde yaşamış olan Türklerle ilgili birçok kaynağı Çin kaynaklarına dayanmaktaydı. Çin yıllıklarına göre Hunlara ait ilk bilgiler M.Ö. 318 yılına ait. Yazılı kaynaklara göre İç Asya'da yaşayan Türklerin buraya hakim olarak kurdukları ilk devlet M.Ö. 220 yılında kurulan Asya Hun Devleti'ydi. Devletin bilinen ilk hükümdarı ise Teoman ya da diğer ismine Tuman diyecektik. Teoman ve sonraki hükümdarlar Şanyu, Kaan ve Han gibi ünvanlar kullanmaktaydı. Eski Türklerde ülkeyi yönetme yetkisi tanrı tarafından verildiğine inanılmış, bu inancı ise kut anlayışı olarak ifade edilmiştir. Asya hükümdarı gök tanrının güneşin ayın tahta çıkardığı tanrı kutu yani tanhu arkadaşlar olarak kabul edilmiştir. Şanyu ölünce yerine Şanyu'nun ön büyük oğlu veya kardeşi geçmiş fakat varisler arasında çoğu kez taht kavgası yaşanmış. Bu da devleti çok da uzun ömürlü kılmamıştır. Eski Türkçe'de il terimiyle adlandırılan devletin bağımsızlık, vatan, halk ve töre olmak üzere dört temel unsuru vardı. Hükümdar yönetimle ilgili kararları alırken Toy veya Kurultay adındaki meclise danışmaktaydı. Adı üstünde danışma neydi? Meclisiydi. Asya 10 devletinde askerlik özel bir meslek olarak görülmemiş, orduda ücretli askerler istihdam edilmemiştir. Çünkü her Türk ne doğardı? Asker doğardı. Bütün idari görevliler aynı zamanda orduda komutanlık yaptığı için askeri disiplin devlet mekanizmasını yansımış ve önce 209 yılında devletin başına Mete Han geçmiştir. Mete Han, ordu sisteminde reformlar yapmış, bu yıl günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sembolik olarak kuruluş yolu olarak kabul edilmiştir. Mete Han'ın uyguladığı onluk sistem yani orduda on başı, bin başı, yüz başı gibi kavramları ortaya çıkartmıştır. 10 kişilik 40 bin tümenden oluşan Hur ordusunun mevcudu 400 erişmiştir. Boylar arasındaki kuvvetli savaş esnasında bir orduyu düzenine girip başkomutan tarafından disiplinli bir şekilde yönetilebilmiştir. Şimdi gelelim genel bir toparlayalım. Devletlerde Sümerlerde yönetim şekli teokratik bir monarşiye sahipti. Egemenlik anlayışı ise tanrısaldı. Meşrutiyet kaynağı ise dinye dayalıydı. Mısırlarda yine teokratik bir monarşi göreceğiz. Tanrısal bir hak göreceksiniz. Meşrutiyet kaynağı ise yine arkadaşlar din olarak göreceksiniz. Akatlarda mutlak bir monarşi var. Egemenlik anlayışı ise güçle kazanılmış haktır. Ve meşrutiyet kaynağı ise askeri güçtür. Hititlerde teokratik monarşi görülürken egemenlik anlayışı tanrısaldı. Ve meşruiyet kaynağı ise dindi. Romalılar'da ilk dönemde monarşi, daha sonrasında cumhuriyet devri ve son olarak da imparatorluk devri olarak ele almaktaydık. Egemenlik anlayışı ise halkın oyu, senato ve imparatorun gücü olarak üç kısma ayrılırdı. Meşruiyet kaynağı ise yasa, gelenek ve imparatorluğun kişiliğiydi. Asya onlarında ise kağanlıktı yönetim şekli ve egemenlik anlayışı kuttu. Yani hükümdarlığın tanrı tarafından verilmesiydi. Meşruiyet kaynağı ise gök tanrı soy askeri güç olarak ele alınmaktaydı. Peki gelelim Sümerler'de teşkilat yapısı nasıldı? Şehir devletlerinin kendi milis kuvvetleri ve savaş zamanlarında bir araya gelerek orduları oluşturmaktaydı. Tehsatları ise ok, yay, mızrak, balta, kalkan, savaş arabaları kullanılmıştır. Mısırlarda ise düzenli bir orduya sahiptiler. Okçular, piyadeler ve savaş arabaları ile birlikte önemli rol oynamaktaydı. Tesisatlar ise yine ok, yay, mızrak, kalkan, mızrak, savaş baltası, savaş arabaları ve gemiler kullanılmıştır. Akatlar da güçlü bir orduya sahip olan Akatlar geniş toprakları korumak için düzenli seferler düzenlemişler. Piyade ve savaş arabaları birlikleri de önemli rol oynamaktaydı. Tehsatları yine hep klasik ok, yay, mızrak, kalkan, savaş baltası, savaş arabalarıdır. Hititler de piyade ve savaş arabaları birliklerinden oluşan güçlü bir orduya sahiptiler. Demir işçiliğine uzmanlaşmışlardır. Yine burada arkadaşlar kalkan, savaş baltası, demirden yapılmış kılıçlar, zırhlar, savaş arabaları önemli unsurdu. Romalılar lejyon adı verilen disiplinli birliklerden oluşan güçlü bir orduya sahiptiler. Piyade ağırlıklı bir orduydu. Yine tesisatları neydi? Kılıçtı, mızraktı, kalkandı, yine mühendislik yapıları ve kuşatma aletleri kullanılmaktaydı. Asya unları ise göçebe bir toplum olmalarına rağmen etkili bir atlı okçuluk taktiği kullanarak hem zırhlı hem de arkadaşlar hızlı atlar kullanılmaktaydı. Ok, yay, kılıç ve kısa mızrak önemli tesisatıydı. Konu biterken biz neleri gördük? Eski çağda yönetenler ve savaşçıları birlikte ele aldık. Her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, iyi çalışmalar.